İlk olarak 2016 sürümüyle web client ve yapay zeka teknolojisiyle kullanıcılarını buluşturan Microsoft, ayrıca müşterilerini Azure Bulut Platform teknolojisiyle de buluşturmuştu. 2018'in Ekim ayına geldiğimizde ise hem teknoloji hem de uygulama deneyimini daha da yenilikçi bir yaklaşım ile geliştirdi. Yerleşik Power BI raporları, daha güçlü yapay zeka desteği ve daha fazla .NET teknolojisinden yararlandı. Yeni bir sürümünü kullanıcılara sundu. Bu yeni sürüm ile beraber Dynamics Now, daha güçlü bir 365 deneyimi sunan Dynamics 365 Business Central adını almış oldu. İlk Business Central versiyonunda hem Rich Client hem de Web Client sürümü beraber yayınlanmıştı. 2019 Kasım ayında ise BC 15.0 versiyonu ile tamamen web tabanlı ve tamamen .NET teknolojisi içeren sürüme geçilmiş oldu. Business Central ürünü ile mükemmel bir 365 deneyimi ve entegrasyonu sunan Microsoft, dünya genelinde 6.000'den fazla müşteri, %250'den fazla bir büyüme ile teknolojisini globalde yaygınlaştırdı. Ayrıca Pardesoft olarak bizim de ürünümüzün yer aldığı 650'den fazla App Store çözümünü de yine kullanıcı deneyimine sunmuş oldu. Bu büyüme ve globalleşme deneyimiyle beraber artık App Store üzerinde 35'ten fazla dil seçeneğine de yine müşteriler erişebilmekte. Biz de Pardesoft olarak App Store üzerinden Türkiye'deki ilk App Store üzerinden ürünü yayınlayan Türkiye'deki ilk partner olmanın da tabii ki ayrıca gururunu yaşıyoruz. Bu gelişmelerle beraber Business Central'ın yeni ürünü ile 100'den fazla yeni özellik hayatımıza girmiş oldu. Rich Client kullanım kolaylığı ve web teknolojisi içeren bu 100'den fazla ürünü bu oturumda tabii ki hepsini anlatabilmemiz mümkün değil. Ancak dikkat etmek istediğimiz bazı özellikleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bu özellikleri başlıca iki sınıfa aslında ayırabiliriz. Birinci olarak kullanıcı deneyimini arttıran yeni özellikler, yani daha çok son kullanıcıya hitap eden özellikler. Bunlara göz attığımızda gerek %100 web tabanlı çalışma, gerek daha önce deneyimlememiş olduğumuz fonksiyon ve yön tuşlarının kullanımı, gerekse yapay zeka destekli işlevselliğin artması ön plana çıkıyor. Bunların birkaçının detayına göz atmak istiyorum. Bu yeni özelliklerden eski versiyonlarda, yani Rich Client versiyonlarda yer alan menü departman görünümü, geçtiğimiz Nisan ayında yayınlanan V1 sürümü ile hayatımıza girmiş oldu. Menü içerisinde gezinme, gerek gelişmiş menü arama fonksiyonları kullanıcıların oldukça rahat hareket etmesini sağlayan bir yapıya sahip oldu. Ayrıca hem menü içerisinde hem de arama ekranlarında gelen bookmark özelliği ile kullanıcılar çok sık kullandıkları ekranları, verileri kendilerine kısa yol olarak atayabiliyorlar. Ve bu sayede daha hızlı ve daha kolay erişim sağlayabiliyorlar. Kullanıcı deneyimini arttıran yeni özelliklere baktığımızda ekranları yeni sayfada açma, liste ve satır sayfalarını genişletme, daraltma özelliği ve daha önce web ara üzerinde deneyimlemediğimiz özelliklerden liste üzerinde ilişki tablolarının açılması, örneğin satış siparişindeyken müşteri kartına hızlıca ulaşabilme özellikleri yine yeni versiyon ile hayatımıza girmiş oldu. Başka bir kullanım kolaylığı sağlayan özellik ise filtre kullanımı ve filtrelerin kaydedebilme özelliği. Kullanıcılar örneğin bir stok listesinde depolarına ait ürünleri filtreleyip bu filtreyi kaydettiler. Daha sonra tekrar stok listesine girdiklerinde program filtre ekranında bu daha önce kaydetmiş olduğu filtreleri öneri olarak sunmakta. Ve bu sayede aynı filtreleri defalarca vermek durumunda kalmadan
daha önce kaydettiği filtreler arasında gezinerek verilerini daha hızlı ve daha kolay şekilde alabilmektedirler. %100 web tabanlı olan Dynamics 365 Business Central, kullanıcının sayfalar arasında gezinilmesini de daha kolay hale getirmek için ağaç yapısı modeline sahip bazı sayfalar geliştirdi. Bunlara örnek olarak hesap planı verebiliriz. İlk aşamada gruplu olarak açılan hesap planı açılabilir ve kapılabilir özelliği sayesinde kullanımı ve gezinmeyi daha da rahat hale getiriyor. Yine ağaç yapısına sahip tüm ekranlarda bu özellik mevcut. Örneğin sabit kıymetlerde bileşenler ve ana sabit kıymetlerin alt alta ve gruplu şekilde listelenmesinde de örnek olarak verebiliriz. Başka bir ağaç yapısı modeli de kurulum ekranlarında karşımıza çıkıyor. Burada kullanıcının program kullanıcıyı kurulum ekranında bir sonraki adıma yönlendirerek kurulumu eksiksiz ve sorunsuz şekilde tamamlamasını sağlıyor. Ayrıca yine bu kurulum ekranında kullanıcının ulaşabileceği, okuyabileceği yardım dokümanları da mevcut. Bizim Pagesoft Akademi eğitim ve destek videolarımızın da yer aldığı video linkleri de yine bu sayfa üzerinde yer alıyor olacak. Bu da yine kullanıcılara kolay erişim sağlayan bir fonksiyonelite olarak karşımıza çıkıyor. Dynamics 365 Business Central ile daha kullanışlı ve işlevsel workflow özelliği de hayatımıza girmiş oldu. Örneğin zincirleme bir onay süreci gerektiren bir operasyonda kullanıcıya onay aşamasında bildirimler gönderiliyor. Önceki dönemlerde onay aşamasının hangi seviyede olduğunu kullanıcılar saptayamıyorlardı. Bir üst müdürüne gönderdiği onayı daha da üst yönetime iletilip iletilmediğini bilemiyordu. Yeni versiyon ile artık tüm değişiklikler onay talebinde bulunan kullanıcıya bilgilendirmekte ve kullanıcı da onay talebinin hangi aşamada olduğunu daha rahat saptayabilmekte. Yeni gelen özelliklerden belge satırlarının Excel'de düzenlenmesi de yine oldukça işlevsel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin bir satış teklifini revize etmeye ihtiyacınız olabilir. Satış teklif satırlarını Excel üzerinden edit etme özelliği sayesinde Excel üzerinden açabilir ve Excel üzerindeki gerekli düzenlemeler sağladıktan sonra yine Excel üzerindeyken NAV'ın içerisinde kaydetme fonksiyonu ile otomatik olarak NAV'a aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Yine bu da gelen yeni ve güzel özelliklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak 2016 yılında yapay zekanın hayatımıza girdiğinden bahsetmiştim. Yeni versiyon ile artık birçok ekranda kullanıcıyı yönlendirme, daha analitik kararlar alabilmesini sağlayan yapay zeka teknolojisi, MRP ve MPS hesaplamalarında da yine kullanıcıya desteğini sunuyor. Yeni yayınlanan versiyon ile artık MRP ve MPS hesaplamaları tüm depolarınızı kombine ederek hesaplamakta ve bu sayede daha verimli ve planlar yapılabilmekte. Ayrıca yapay zekaya sadece bu örnek değil, müşteri ödeme alışkanlıklarını da örnek olarak verebiliriz. Müşterinin fatura ve ödemelerini işlediğinizde program bir süre sonra müşterinizin ödeme alışkanlıklarını takip etmekte ve size bir sonra keseceğiniz faturada müşterinin ödemesini geciktirip geciktirmeyeceğine dair uyarılar belirtmekte. Bu sayede sizin de daha efektif olarak verilerinizi, proseslerinizi yönetmenizi sağlamaktadır. Ayrıca yine işlevsel kullanıcı deneyiminde bu slaytta değinemediğimiz sayfa özelleştirmeleri, kullanıcıların sayfalarını özelleştirebilmesi, uyarı mektubu ve vade farkı dekontlarının ters kaydedebilme özelliği, bulut ve yerel yazıcı seçimlerinizi varsayılan olarak atayabilme gibi birçok özelliği de yine Business Central'ın Nisan ayı sürümüyle beraber hayatımıza girmiş oldu. Business Central ile gelen 100'den fazla özelliği iki ana bölüme ayırmıştık.
İlk bölümde kullanıcı işlevselliğine yönelik olan özelliklerden kısaca bahsetmeye çalıştık. İkinci bölümde ise, yani bu bölümde ise daha çok uygulamanın yönetimi, 365 update gibi, verilerin ezere aktarılmasını devre dışı bırakmak gibi daha çok yönetimsel özelliklerden bahsediyor olacağım. Bu uygulama yönetimi özelliklerinden en dikkat çekicisi olanı artık müşteriler AppSource üzerinden kendi uygulamalarını kendileri yönetebiliyorlar. Yani aslında kendi kendini yönetme prensibiyle yola çıkılan bir uygulama. Business Central Admin Center paneline girdiğinizde mevcut AppSource uygulamalarınızın update'lerini görebilir. Yeni AppSource uygulamalarına göz atabilir ve bunları yine sorunsuz şekilde dilerseniz sisteminize entegre edebiliyorsunuz. Yine yönetim aslında kullanıcı deneyimi bölümde de bahsedebileceğim ancak uygulama izinleri gerektirdiğinden bu bölümde değindiğim tarayıcıda kamera ve konum uygulamalarını çalıştırmak mümkün. Yani her programda olduğu gibi kameranıza, uygulamayı kullanırken kameranıza ve konumuza erişim izni verdiğinizde program içerisinden kamera ve konum bilgilerine erişebiliyorsunuz. Örneğin bir satın alma işleminde depoya ilk defa gelen bir ürünün hızlıca program içerisinden kamerasına erişerek fotoğraflayabilir ve bunu da hızlıca yine ürün listenize ekleyebilirsiniz. Bazı durumlarda işletmeler kullanıcıların verileri ezeli aktarmalarını engellemek isteyebilir. Bu fonksiyonlarını devre dışı bırakmak isteyebilirler. Ezeli aktarma fonksiyonu yine yeni versiyonla beraber kullanıcı bazlı yönetilen bir yapı haline geldi. Artık yönetim ekranlarından hangi kullanıcının ezeli aktarıp aktaramayacağını seçebiliyorsunuz. Ayrıca kullanıcılar kendi ekranlarını özelleştirebiliyorlar. Bu özelleştirmeleri siz merkezi olarak da yönetebiliyorsunuz. Yani hangi kullanıcının sayfa kişiselleştirmelerini yaptığını görebiliyorsunuz. Bu sayfa kişiselleştirmelerini edit edip silebiliyorsunuz. Örneğin bir uyarı, bir kullanıcı kişiselleştirmesinden kaynaklı bir hata alındıysa bu hatayı da siz yine tek bir ekran üzerinden yönetip bunları dilerseniz edit edip veya dilerseniz de silebiliyorsunuz. Yine az önce bahsetmiş olduğum verilerin ezele aktarılması fonksiyonu da devre dışı bırakabiliyorsunuz. Veri bütünlüğünü korumak amacıyla program içerisinde çalıştırılan update işlemleri, yani örneğin maliyet ayarlama, kur değerleme, bir liste güncelleme işlemlerinde önceki sürümlerde tablo kilitlemelerinin kimin yaptığı tespit edilemiyordu. Bunun için development ortamlarında oturumlar kontrol ediliyor ya da SQL profilerları inceleniyordu. Artık Business Central'ın son yayınlanan sürümüyle beraber yeni bir sayfa da eklenmiş oldu. Mevcut veri tabanı kilitlerinizi artık kendiniz de görebiliyorsunuz. Yani bir sayfa kilitlendiğinde artık bu sayfanın hangi kullanıcının yaptığı işlemden kaynaklı olduğunu saptayabiliyorsunuz. Benzer şekilde yeni eklenen sayfalardan biri de mevcut veri tabanı oturumlarını görebiliyorsunuz. Yani programda oturum açmış kullanıcı listesini görüntüleyebiliyorsunuz ve dilerseniz yine yönetim olarak bu kullanıcıların oturumlarını sonlandırabiliyorsunuz. Bu da yine yeni gelen özelliklerden ve yeni gelen ekranlardan. Ayrıca sadece yönetim, uygulamanızı yönetin bölümünde bunlardan bahsedemeyiz. Microsoft'un 365 ürünlerinizle ilgili sürekli yayınladığı raporlar mevcut. Bunlara da erişebiliyorsunuz. Örneğin tüm 365 ürünlerinizle ilgili performans, verimlilik ve veri büyüklüğü ile ilgili raporlamalar yapıyor sürekli. Bunlara da yine uygulamanız 365 platformunuz üzerinden erişebiliyorsunuz.